Sabancı Çetin Doğan, 13 Aralık 1965'te Adana'da Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Londra Richmond College'da işletme üzerine eğitimini tamamlayarak 1988'de Texas'da çalışmaya başladı. Bosta ve Yunsa şirketlerinin yönetim kurulu üyeliğinin ardından Mediasa Medya grubu kurdu. Abi Ömer Sabancı ile birlikte Demsa Holding'i kuran Sabancı, Holding'in bünyesindeki koleksiyon müzesiyle resim ve hat sanatından önemli eserlerin sergilenmesini sağladı ve eğitim kanalı ZTV ile medya alanında gençlere destek verdi. Kurduğu mağazalarla yerli tasarımcıların uluslararası alanda yolunu açan ve Türkiye'de otel işletmeciliğine lüks konsept otel kavramlarını kazandıran Demet Sabancı, hala medyada alternatif yazarlığını sürdürmektedir. Demet Sabancı, Cengiz Çetin Doğan'la evli ve 3 çocuk annesidir. Angelika Akbarı ile Sesler programına hoş geldiniz. Sizleri müziğin, sanatın ve hayatın iç içe olduğu sohbete davet ediyorum. Bugünkü konuğum çok önemli, çok başarılı bir iş kadını Demet Sabancı Çetin Doğan. Hoş geldin sevgili Demet. Hoş bulduk. Bu yoğunluğun arasında buraya gelip zamanını bize bağışladığın için teşekkürler. Keyifle geldim. Teşekkür ederim. İlk önce çocukluğuna dair bir iki soru sormak istiyorum. Öncelikle dikkatimi çeken şey senin çocukluğunda sevdiğin kitap. Hı-hı. Ve birçok dersini, hayat dersini çıkartmış olduğunu söylediğin Küçük Prens kitabı. Evet. Neler seni etkiledi? Çok merak ediyorum, o çocukluğun bilincinde nasıl bir etki bıraktı? Evet. Aslında ben Küçük Prens'i hem çocukken okudum, evet, hem daha ileriki dönemde tekrar okudum. Ve hakikaten herkese de tavsiye ediyorum. Çocukluk döneminde okumak insana çok farklı duyguları hissetmesini sağlıyor. Fakat ileriki dönemde okuduğumda çok daha anlamlar ilave, evet, ettim. Gerçekten Küçük Prens, Şeker Portakalı, bunlar çok önemli kitaplar, çok özel mesajlar var içinde insanlığa dair, sevgiye dair. Onun için çok şey kattım, çok şey öğrendim. Çocukların gözünde o saflığı, masumiyeti, dürüstlüğü, her şeyden önce karşısında kim olursa olsun, insan olur, bir çiçek olur, bir kedi olur, köpek olur, hepsine inanılmaz sevgiyle yaklaşımlarını gördüm. Çok güzel dersler var hakikaten sevgiye, insanlığa dair. Onun için herkese de tavsiye ediyorum. Herkesin mutlaka en az bir kere okuması gerekiyor. Kesinlikle, ve söylediğin şey çok doğru. Tabii ki biz çocuk bilincinde okuduğumuz zaman farklı bir takım öğelere dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Ama büyüyünce bir de onun derin manaları ortaya ekleniyor. Çıkıyor ve artık bize gerçekten müthiş hayat dersleri oluyor. Çok. Ve sen belli ki, yani senin karakterini uzun zamandır, uzun yıllardır izliyorum. Çok yumuşak, çok anlayışlı ve kapsayıcı bir karakterin var. Belli ki böyle güzel nüansları yakalamışsın sen herhalde, hem aileden eminim, hem iç içe olduğun. Büyüdüğüm ortam da tabii, evet, insan, evet, çocukken yetiştiği ortam çok önemli oluyor. Anne baba, kardeşlerin birbiriyle olan ilişkileri, sevgi ortamının olması, bu anlamda gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü onlar da, benim anne babam da aynı şekilde çok güzel bir sevgi ortamında büyümüşler. Çok güzel. Onun için bize de aynı ortamı sağladıkları için inşallah herkese nasip olsun. İnşallah. Çünkü aile gerçekten çok önemli. Evet, yani bu anlamda çok şanslısın gerçekten. Evet. Çok şükür. Senin hayat yolculuğun Adana'da başlayıp daha, evet, sonra önemli duraklardan Londra olmuş, sonra yine İstanbul. Evet. Ve tabii ki her ülkenin, her şehrin
insana kattığı müthiş zenginlikler, kesinlikle, tecrübeler var. Neler onlar, nelerden beslendin o hayat seyahatinde? Evet, tabii benim çocukluğum Adana'da geçti. Lise sona kadar okul hayatım Adana'daydı. Adana küçük bir şehir. Her ne kadar Türkiye'nin sanırım 5. 6. büyük şehir olmasına, evet, rağmen yaşam olarak küçük bir şehir. Dolayısıyla eşinizle, dostunuzla, akrabanızla çok sık bir araya gelme şansınız var. Çok değerli bir çok şey. Çok değerli, gerçekten öyle. Okul hayatının dışında sizin çevrenize vaktiniz kalıyor. İstanbul gibi metropol şehir olmadığı için yolculuklarda vakit harcamadan çok daha keyifli, daha güzel zaman harcıyorsunuz. Tabii liseden sonra üniversite hayatı başlayınca ben aslında İstanbul Üniversitesi'nin işletmesini kazanmıştım. Evet. Bir dönemde gittim. Fakat bir dönemin sonunda rahmetli babam yurt dışında okursam çok daha farklı alanlarda kendimi yetiştirebileceğimi söyledi. Dolayısıyla birinci dönemden sonra ben Londra'da bir Amerikan okulunda başladım ve orada da bitirdim üniversite hayatımı. Gerçekten çok şey kattı bana. Bir kere her şeyi kendi başıma yapmam gerekiyordu. Türkiye'de birçok ailede çok çocuklarımızı korumacı bir şekilde yetiştiriyoruz. Her şeyleri önlerine koyuyoruz. Tabii Londra'ya gitmem, her şeyi kendi başıma yapıyor olmam farklı bakış açısı getirdi bana. Kaç yaşındayken gittin? 18 yaşındaydım. Tabii. İyi ki de gitmişim diyorum. Çok doğru yönlendirmiş rahmetli babam o dönemde. Daha sonra üniversite bitince yine Adana'ya geldim. Eşimle tanışmamız, evlenmemiz, iş hayatına atıldım hemen Adana'da. Hemen gelir gelmez. Daha sonra işimizin gereği İstanbul'da olmamız gerekti. Birlikte İstanbul'a taşındık. O gün bugündür de İstanbul'dayım. Evet, İstanbul öyle bir şehir zaten. Buraya bir kere gelince evet, çok zor ayrılır, evet, böyle bir mıknatıs. Ama ilk 3 sene falan çok zorlandım. Öyle çok mi? Adana'yı aradım. Adana'nın komşuluğunu, o sıcaklığını. Butik halini değil mi? Evet. Ama zamanla insan her şeye alışıyor. Evet. Şimdi İstanbul hakikaten zorlukları olsa da çok da güzellikleri olan, bana göre dünyanın bir numaralı şehri. Evet, evet. Napolyon'un sözüydü galiba, evet, eğer bir, evet, dünyanın başkenti seçilseydi İstanbul olurdu. Olur. Ben de katılıyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel. Peki sen inanılmaz güzel sanatlara, müziğe, yani sanatın bütün dallarına çok meraklısın. Onu her adımında görüyoruz. O merak ne zaman, nasıl başladı? Ne zaman fark ettin bu ilgi alanlarını? Evet, aslında babam çok amatörce zaman zaman bizim özellikle tarih derslerimizdeki bu harita çizimlerinde falan inanılmaz değişik bir teknikle bize çizim ve boyama yapardı. Ne kadar güzel. Bize hem destek olurdu hem de öğrenmemizi sağlardı. Bir taraftan da yine çok çok amatörce piyano başında böyle bazı bildiği ezgileri çalardı. Evinizde piyano vardı. Evimizde piyano vardı. Ben bildim bileli. Dolayısıyla bunlar beni sanırım etkiledi. Sonra 6 yaşındayken Adana'da bir Fransız piyano öğretmeni gelmeye başladı. Ay ne kadar güzel. O dönemde çok Fransız varmış Adana'da, evet, 60 küsur yıllarında. Evet. Fakat onunla çok uzun süremedi. Biraz yaşça büyükçe birisiydi. Ben de çok küçük olduğum için herhalde
birlikte devam edemedik. Sonra bir başka piyano öğretmeniyle devam ettim. Ne kadar güzel, o ilgi demek ki devam ediyordu ve talepkar davranıyordun, evet, o konuda ki başka bir hoca daha olmuş. Evet, biraz da annemle babam da bu konuda herhalde, çok net hatırlamıyorum ama ısrarcı olduklarını düşünüyorum. Öyle mi? Çünkü o çevremde pek piyano dersi alan yoktu. Sanırım arada bir saklandığımı hatırlıyorum. Kapı çaldığında. Ay canım. Hem seviyordun hem de sonuçta i̇lk, bu bir mesuliyet. Kesinlikle. Evet, ilk dönemlerde bir şeydi. Sanırım dediğim gibi arkadaşlarımdan ayrılıp da hani oyunu bırakıp da piyano, evet, başına oturmak. Ama onu çok güzel dengelediler. Ve zaman içinde severek, keyifle çalmaya başladım. Çok güzel. Yani ben eminim ki çoğu kişi Türkiye'de ve dünyada bilmiyor senin o özelliğini. Şahane bir şey. Peki sen piyanoya demek ki zaten evde vardı, etkilenmiştin, babacığın da çalıyordu. Evet, evet. Böyle bir o etkileşimle doğal olarak, evet, doğal olarak gelişti. Yani piyanist olmak istiyor muydun? Yani böyle bir hayalin? Bir dönem diyordum çocukken, diyordun, sorduklarında ne olmak istersin diye çok sık sorulan bir soruydu. Evet. Bir dönem demiştim. Kendini hayal ediyordun bu şekilde. Hayal ettim ama... Peki, senin ama, gibi olamadım. Aa, estağfurullah, ben demek ki biraz daha ısrarcı bir şekilde hayal ediyordum. Ama yine ben de yani çok küçük yaştan başladım. Senin ama başka fışkıran yeteneklerin var. Demek ki sen onların peşine gittin. Peki bize böyle bir sürpriz yapabilir misin acaba? Minicik bir şey çalsan, dokunsan, tabii, içinden tabii gelirse. Sen tabii çok iyi biliyorsun bunu, hani egzersiz yapmakla. Biliyorum. Ben... Londra'ya gittikten sonra üniversite hayatı için ondan sonra çok uzun süre ara verdim. Tabii doğal bir şekilde. Adana ortamında o günün şartlarında öğretmenim hep fotokopilerle onları bantlardı. Evet, ve ben onları Londra'ya götürmüştüm. Üniversitede müzik odasında bırakmıştım ve kaybettim. Ondan sonra bir müddet onları toparlamak, şey yapmak enteresan, zaman aldı. Hayatından onlar böylece, evet, orada çıkmış çok, oldu. Maalesef çok hakikaten de üzüldüm. Ama böyle işte evde ara ara kendi kendime. Ay lütfen bir iki tını mümkünse siz, senden duyabilir şey miyim? Ben. Teşekkürler. Alkışlıyorum seni. Çocukluğundan beri böyle bir piyano ve müzik şevkiyle, hiç egzersiz olmadan bildiğim kadarıyla, müthiş bir şey. Bir sürpriz yapalım mı? Beraber çalabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Hadi senin deneyelim. Yanında yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirsin. Evet, az bir şey yapalım. Peki. Denemiş oluruz. Bugün düet hayatımız başlıyor. Evet, sen başlarsın, evet, ben sana uyarım.
Ama bu biliyor musun? Ben heyecanlanıyorum. Zor bir şey. Çünkü ben orada bambaşka bir şey çalıyorum. Ve eminim ki sen hayatta böyle çalmadın. Bunu ilk defa gerçekleştirdin. Gerçekten tebrik ediyorum senin. Piyanist elini sıkacağım. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Çok tebrik ediyorum seni gerçekten. Böyle yani çoğu kişinin bilmediği bir özelliğin ve bence sen devam etmelisin. Gerçekten bu kadar yoğunluğun arasında biliyorum çok az zaman ayırabilirsin. Ama bu kadar ısrarcı olman çok böyle hani alkış gerektiren bir şey. Ben teşekkür ediyorum bu performansın için. Biliyorum ki sen küçüklüğünde piyanist hayalinin yanı sıra bir çikolata fabrika kurmak istiyordun. Bayıldım bunu öğrendiğim zaman. Şimdi bir kere tabii bütün çocuklar çikolata seviyor. Ama öncelikle böyle o küçük yaşta fabrika kurma o tabii ki ileride bir iş kadının işaretiydi. Ve eğer kurarsan ben ortak olmak isterim. Ayrıca ortasına bir piyano koyalım. Çok güzel bir şey. Sen bütün dünyayı geziyorsun ve sosyal medya paylaşımlarında da hepimiz görüyoruz. Müthiş kültür, sanatla ilgili ne varsa her yere de yetişiyorsun bütün organizasyonlara. Ve bunun yanı sıra tabii senin kendi kurduğun ve yönettiğin bir yapı var. Turkey One. Evet doğru. Açılımı? Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu açılımı. Ve kültür, sanat, tarih mirası ve gastronomi var tabii, içinde. Kesinlikle. Başka birçok dal ve komisyon var galiba. Sanat komitemiz var. Evet. Şimdi bunu 2014 yılında aslında Türkiye'ye değer katan, özellikle yurt dışında birçok simayı tanıyordum ben. Evet. Onları tek tek ziyaret ettim ve bu bireysel yaptığımız organizasyonları bir çatı altında toplayalım diyerekten böyle bir dernek kurduk hep birlikte. Bunun içinde komiteler oluşturduk. Bir tanesi kültür sanat, bir tanesi gastronomi gibi böyle değişik alanlarda. Ve yurt dışında Türkiye tanıtımı konusunda öncelikle sanıyorum öyle de. Ana amaç bu değil mi? Ana amacımız o. Mesela dikkatimi çekti gastronomi anlamında Oscar ödül törenlerinde Türk mutfağı ziyafet oluyor, ikram oluyor. Çok heyecan verici bir şey. Çünkü Türk mutfağı dünya mutfakları arasında çok önemli bir yere sahip. Çünkü bu coğrafya zaten katman katman bir sürü kültürel kaynaktan beslendi. Ve mutfağı onun en önemli temsilcilerden. Kesinlikle. Bravo. Yani bu gerçekten müthiş bir fikir. Bütün bu fikirler nasıl oluyor? Nasıl oluşuyor? Tabii ki senden çıkıyor. Açıkçası bu Oscar'ı ben de çok önemsiyorum. Bu yıl ikinci kez yaptık. Hatta geçen sene 3 lezzetle katılmıştık. Bu sene 6'ya çıkarttık onu. Şöyle ki önemsiyorum. Hepimiz organizasyonlar yaptığımızda, selebriti dediğimiz, ünlü birini getirdiğimizde ne kadar maliyetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Hatta birçoğunu da getiremiyoruz o tip organizasyonlarda. Düşünebiliyor musunuz Oscar'da salonun neredeyse tamamı selebriti dediğimiz bu ünlü kişilerle dolu ve yine sinema dünyasının devlerinin olduğu, şirketlerin devlerinin olduğu bir ortamda Türk lezzetlerimizi tattırabilmek gerçekten çok kıymetli. Müthiş bir şey. Peki nasıl gelen yorumlar nasıl? Müthiş herhalde. Çok tabii sadece Türk yemekleri olmuyor. Başka ikramlar da oluyor. Ama Türk yemeklerini özellikle çok çabuk tüketildiğini, çok beğendiklerini. Neler ikram ediliyor? Bu seneki ikramlarımızda yağ mantısı vardı Kayseri'den. Gaziantep'ten Ali Nazik ve baklavamız vardı. Yine genel olarak tüm yurdumuzda olan yaprak sarması, vişneli.
Evet. Sakızlı muhallebi. Hepsi çok özel tatlar. Evet, hakikaten bize has evet, tatlar. Evet, yani başka benzer tatlar yok. Yok, evet. Onun için o reyonun, o bölümün hızlı tükendiğini tahmin edebiliyoruz. Evet, tahmin aynen. edebiliyoruz. Evet, çok güzeldi. Biz tabii bu gastronomi komitemizde ciddi bir çalışma yaptık. Komitemiz çok epey bir araştırma yaptı. Türkiye'de yaşayan yabancı şeflerle, Türk şeflerle, yurt dışında yaşayan Türk şeflerle ciddi bir analiz çalışmasından sonra bir format oluşturduk. Evet. Ve onu da iki türlü yapıyoruz şu anda. Bir, zaman zaman yurt dışındaki etkinliklerde yöresel yemeklerimizle gidiyoruz. Zaman zaman da bu bir hafta sonra yapacağımız, 5 gün sonra hatta, Belçika'daki sanat sergimizle birlikte Türk mutfağının modern yüzünü göstereceğiz. Bu harika. Da bizi çok heyecanlandırıyor. Evet, experimental bir evet, takım çalışmalar çok özel bir çalışma olacak. Evet. Dolayısıyla bir taraftan geleneksel, bir taraftan modern Türk mutfağı. Çok önemli. Hak ettiği yere gelmesi lazım. Gerçekten birkaç sayılı mutfaktan birisi dünyada evet, evet, Türk tabii mutfağı. Ki. Dolayısıyla çok çabamız da tebrik kültürümüzü, ediyorum. Değerimizi yurt dışında yabancılara tanıtmak ve dolayısıyla ülkemize gelmelerini sağlamak. Evet. Bir farkındalık oluşturmak açıkçası. Evet, çok çok önemli bir evet, şey tabii. Evet. Çünkü böyle kişisel ince dokunuşlarla zaten kesinlikle. Kültürel diplomasi denilen kesinlikle. Kavram gerçekleşiyor. Günümüzde de daha da bunun önemi ortaya çıktı. Gerçekten günümüz dünyasında zaman zaman siyasetin çözemediği şeyleri bu tip kültür sanat diplomasisi çok daha yumuşak bir geçişle evet, evet. Ortama ihtiyaç duyuluyor kesinlikle, zaten. Evet. Kesinlikle. Peki bu arada Gaziantep'in Zegma Çingene Kız mozaiği konusunda senin çok önemli bir çalışman var. O da çok heyecan verici. Sonuçta kayıp parçalar. Evet, tekrar yerine geldi. Yerine ait geldi olduğu ve, yere geldi. Evet, çok, senin çok büyük bir çabanla. Dernek olarak hep birlikte evet, gerçekten. Evet, bravo sizlere. Danışma kurulumuzda çok değerli hocalarımız var. Evet. Onların da katkılarıyla öncelikle yerini tespit ettik. Kayıp parçaların Amerika'da nerede olduğunu. Bir üniversitedeydi evet, galiba. Bir üniversitede, ama. Green State Üniversitesi'nde. Evet. Tespit ettikten sonra yazışmalar başladı. Randevu istedik. Birebir gelip görelim. Bu işi nasıl ülkemize geri getiririz? Onun bir tartışmasını yapalım istedik. Rahat daha mı oldu? Kolay da, oldu mu? Şöyle ki daha sonra da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Fatma Şahin evet. Görüştükten sonra o dedi ki biz bu aşamaya kadar getirdiniz, bundan sonrasında biz devreye iyi. Girelim dedi. Çok çok iyi oldu. Harika. Kültür Bakanlığımız Büyükşehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye gelmesine, ait olduğu yere gelmesini sağladılar. Çok tebrikler. Çok herkesin olduk. Ellerine sağlık. Kesinlikle. Gerçekten Türkiye için ve dünya için önemli öyle. Bir şey. Yerinde güzeldir ait. Bu tür. Evet. Kesinlikle. Her şey yerinde. Değeri ancak o zaman evet. anlaşılabiliyor. Bütünüyle. Bütünüyle evet. görmek gerekiyor. Bu tip çalışmalarda devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları birlikte çalışırsa her zaman çok daha etkili oluyor. Doğru. Ve sen için, o kısmında çok başarılısın. Bu kısmında çok şükür. Öyle bir liderlik yapıyorsun. Evet. Bir araya gelme konusunda evet, iyi evet, geçiyor. Evet. Teşekkürler. Çok güzel. Aynı zamanda Gaziantep'ten söz açılmışken yine o bölgelerde tabii ki Göbekli Tepe var. Evet. Ve senin çok önem verdiğin bir konu biliyorum. Evet. Biz şöyle Törkivan Derneği'ni kurduğumuzda ilk projemiz Göbekli Tepe oldu. Evet. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Paris UNESCO binasında yaklaşık 300 tane farklı ülkelerin UNESCO büyükelçilerine bir sunum yaptık.
Galiba o sunumdan da bahsetmişken ben bir tanıtım video hazırlamıştım değil mi? Evet, evet, o sunum evet, için. Çok tabii, güzeldi tabii. Aynen. Evet. Çok doğru. Sonra birkaç kez daha yaptık. İtalya'da bir müzede yaptık. Daha sonra Amerika'da yaptık. Derken bir farkındalık oluştu. Evet, çok önemli. Onun için bu tip çalışmalar, uluslararası çalışmalar çok kıymetli, değerli. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Peki, tabii bu yoğun ve zaman zaman herhalde stresli iş hayatının içinde sanıyorum ki sanat ve sanatla uğraşmak senin için böyle bir huzur bölgeleri kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Nasıl oluyor? Mesela seni en çok etkileyen sanat dalı nedir? Mesela belki bir müze olabilir. Hep gittiğinde tekrar tekrar ziyaret etmek istediğin, tabii, özellikle sevdiklerin nedir? Evet, yurt dışına gittiğim zamanlar mümkünse mutlaka bir müze, galeri ziyareti yapmaya çalışıyorum. Türkiye'de de öyle. Evet. Bugün mesela 3 galeriye birden gideceğim. Yeni açılan programlar var. Bir de ben Yaratıcı Çocuklar Derneği diye bir dernekte çalışıyorum çok uzun bir yıldır. Çok uzun zamandır. Orada da çocuklarımızın sanatla, müzikle, bilimle bir arada atölye çalışmaları oluyor. Çok o da inanılmaz insanı rahatlatan, çok şey öğreten. Ben çocuklardan çok şey öğrendiğimi görüyorum. Evet. Ve diyorum ki dünyayı çocuklar kurtaracak. Gerçekten çocukların gözüyle bakabilsek aslında dünyaya. Evet. Ancak o şekilde kurtulacak. O saf, o naif. Kesinlikle. O sevgi dolu. Sınır tanımayan ve kesinlikle sevgi dolu. Evet. Din, dil, ırk. Ayırt etmeyen, evet, herkese aynı şekilde çok kıymetli, yaklaşan, o saf, masumane bakışlar. İnsanlar büyüdükçe hayalleri de küçülüyor. O çocukken sanki gökyüzündeki yıldızı avucumuzda tutacakmışız gibi veya uçan kuşla tüm dünyayı gezecekmişiz gibi hissederken, yaşımız ilerledikçe maalesef belli kalıplar oluşuyor ve hayallerimiz de küçülüyor. Keşke çocuk haliyle diyorum bu dünyayı kurtarabilsek. İnşallah hepimizin içinde hala o hal var, o duruş da var. Aslında önemli olan herhalde oraya tekrar dönüp kesinlikle bakmamız ve o orada hazır. O çocuk ruhunu kaybetmemek gerektiğine inanıyorum. Evet, evet, doğru. İçimizde hep hissetmeliyiz. O yüzden de Küçük Prens sohbetimizin kesinlikle başında aynen hep böyle bir kadar bize ışık gösteren bir hikaye oluyor. Kesinlikle. Uyandırıyor oraya, harekete geçiriyor. Aynen, çok güzel. Peki senin çocukların, sen tabii bu tempoda çalışıp aynı zamanda ailen var, çocukların var. Onlarla birlikte neler yapıyorsunuz? Sanatla ilgililer mi senin kadar ve sevgili eşin kadar? Hı-hı. Neler var, neler oluyor boş evet zamanlarda? Genellikle eşim benden de bu konuda meraklı. Evet. Dolayısıyla vaktimiz olunca birlikte mutlaka sanat galerilerini, müzelerini gezmek istiyoruz çocuklarla birlikte. Büyük kızımın da kabiliyeti var resme karşı. Öyle mi? Harika. Onun için o da keyifle geliyor bizle. Daha çok sanat üzerine oluyor. Birlikte vakit geçiriyoruz. Evet, evet, tahmin ediyorum. Böyle bir ailede mutlaka onların da öyle bir eğilimi vardır. Evet. Şu şekilde ya da bu şekilde. Evet. Mutlaka kendimiz yapmak zorunda değiliz ama iyi bir seyirci, iyi bir dinleyici. Kesinlikle. O da böyle bir sanat ortamında ancak. Mesela oğlumuz da üniversitede okurken online sanat dersleri almaya başladı. Harika. Yani kendi içinden geldiği için böyle bir yola adım attı. Çok teşekkür çok ederim. Çok memnunuz. Bu güzel ipuçları için. Şimdi programımızın benim için çok heyecanlı bir bölüme geldik. Programıma katılan değerli konuklarla sohbet ettikten sonra
onlardan aldığım ilhamla, o düşüncelerden, o duygulardan beslenip o anda hiç bir saniye sonra ne çalacağımı bilmediğim bir doğaçlamaya atıyorum kendimi. Evet, hiç hazırlığım yok. Evet. Ve daha sonra dinlediğimde ilk defa dinliyorum orayı. O enteresan bir şey. Yani ben hayatımda hep kendimi bildim bileli olanları, etkilendiğim şeyleri, insanları hep müzik diline tercüme ediyorum. Ve orada sadece duygular var ortada. Yani hiç akıldan bir şey yok. Bana bir malzeme verildi. O da ellerim ve müzik sesleriyle birlikte var olma durumu ve öylece akış oluyor. Bakalım seninle neler olacak. Harika. Çok teşekkür ederim ben şimdiden. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir beste oldu. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü ben hep söylüyorum bu
tamamen senden akan bir şey. Ben o arada hiç aklımı kullanmıyorum. Sadece o gelen enerji ve duyguları orada notalara bir şekilde onlar aktarılıyor. Ben yapmıyorum. İnanılmaz. Şu anda ben işte dinliyorum. Şu anda dinliyorum. Çok. Ama sana teşekkür ediyorum. Çünkü ne aktıysa şu anda dinlediğin şey senin hani tercüme halin. İnanılmaz bir tecrübe oldu benim için. Gerçekten ya, unutulmaz bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum. bir programın daha sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Müzikle kalın. Thank you.